Ünye Şoförler Odası Başkanı Bekir Şimşek, 15 Aralık'ta açılması planlanan Ünye Otogarı'nın son durumu hakkında bilgiler verdi. Büyükşehir Belediyesi ile otogardan yazan arkadaşlar arasında yaptığımız toplantıda bu büyük otogarın ayın 15'inde açılma kararını aldık. Tabii bu açılma kararından sonra büyük otobüsler, şehirler arası çalışan otobüsler daha doğrusu şehir içine giremeyecekler. Bu günün 7, akşam 12 aralarında şehir içine giremeyecekler. Şu anda bir karar var. 31 kişilik araçlar girecek diye bir karar alınmış ama o karar biraz yanlış alınmış. Onu da düzeltecekler galiba. Şehirler arası çalışanlar şehir içine giremeyecekler. Ama orduya çalışan araçlar tabii ki şehir içine girecekler. Bir faturası çıktı şimdi. Oraya servisten yolcu çekeceğim. En az otogarda iki kişi çalıştıracağım. Telefon parası, elektrik parası, güvenlik parası, büyük bir külfet geliyor. Ünye'deki yazancı arkadaşlarımıza hakikaten büyük bir külfet geliyor. Yani belki de şu anda ayda kazandığı bir miktar kadar bir külfet geliyor. Nasıl altından çıkılacak bilmiyorum. Bunların içinde ben de varım tabii. Ünye Birlik olarak biz de varız. Büyük bir yük geliyor sırtımıza ama nasıl çalışacağız, nasıl edeceğiz, zaman gösterecek bazı şeyleri. Ama Büyükşehir ayın 15'inde artık kesin şehirler arası araçları Ünye'nin içinden geçirmeme kararını aldı. Affedersiniz, tuvalet ihale oldu, alındı. Çay ocağı alındı. Büfe alındı ama tuvaletle çay ocağı biraz yüksek fiyat, fahiş fiyatta alındığından dolayı geri bırakıldı. Tabi bunlar açılacak. Market alınmadı, berber alınmadı. Lokanta kısmı fiyatların yüksek olmasından dolayı talep olmadı buralara. Eksiklerimiz var. Hatta binanın altından su çıkıyor, üstten camlarda açılma olmuş, yağmur geliyor. Geçen de yağan yağmur olduğu gibi şeyin içindeydi. Eksikleri de var, yok değil yani. Ben bunları kabul ediyor yani. Ya yapan müteahhite yaptırırım veyahut da ben yaparım diye kabul ediyor. Ama ne kadar gerçek olur bilmiyorum. Hemen otogarın yanında bir 8-10 dönümlük bir geçen belediye döneminde alınmış bir yer var. Şu anda çakıllı vaziyette. Orası da kamyonlar için yapılacak. Tabii tırların, mırların şehir içine girmesi de artık abes yani. Caddelerde tıkıyor. Yarın bir yangın olsa itfaiye geçemeyecek, şu geçemeyecek. Onlara da bir yer yapılacak. Ama biraz zaman istiyor tabii.